Enver Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün biz Dalaş Halı Yıkama'dayız. Ama Dalaş Halı Yıkama'ya dönmeden önce izleyicilerinizle bizler sizi tanımak istiyoruz. Enver Babur kimdir? Sektörle tanışma hikayesini alabilir miyiz? Dalaş Halı Yıkama olarak hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk efendim. Dalaş Halı Yıkama 1973'ten kuru temizleme olarak, baba mesleği olarak kurulmuş bir firma. Evet. Halı yıkama sektörü olarak derken yani 20 sene oldu bu halı yıkama sektöründe. Şimdi şöyle diyeyim, kuru temizleme mesleğine yabancı bir meslek değildi halı yıkama. Evet. Kuru temizlemede kullandığımız kimyasal ilaçları, leke ilaçlarını halı yıkamada kullanıyoruz. Evet. Hani sektörel olarak hani 20 senelik hizmet ediyoruz şu anda. Babadan devralınan bir bayrağı siz aslında evet, sürdürüyorsunuz. Evet. Aslında birçok da meslek konunuz var. Sizin bir iş adamısınız aynı evet, zamanda. Siz turizm dediyken aslında okul servisi ve şirket servisleri taşıyorsunuz. Evet. Peki Dalaş Halı'ya gelecek olursak Enver Bey, buradaki hizmetleriniz nelerdir? Hizmetlerimiz işte halı, koltuk, stor perde, yorgan, battaniye, hani o şekilde hizmet ediyoruz müşterilerimize. Evet, peki. Sizi bulmak isteyen insanlar hangi bölgelerden daha çok geliyor? Çünkü biz biraz önce sohbetimizde bahsetmiştik aslında. Kaç aracınız olduğunu da söyleyelim öncelikle. Şimdi halı yıkama olarak 3 servisimiz mevcut. Evet. Hani bölge olarak derken bölgelerimiz Bahçeşehir, Kayaşehir, Çekmece, Güngören, Esenler, Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa. Bu bölgelere servisimiz mevcuttur yani. Bayağı aslında Avrupa yakası için çok ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz evet, ve müşterilerinize. Peki hizmet verirken buraya gelen bir halı hangi aşamalardan geçiyor ve hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz? Hizmet verirken müşterinin halı ilk fabrikamıza girdiği zaman evet, halı çeşitlerine göre ayırıyoruz. Çünkü her halının işlemi farklıdır. İlk önce tozları alındıktan sonra yıkama bölümüne geçiyor. Yıkandıktan sonra sıkma, bir de kalite kontrol bölümüne. Ondan sonra asma, hani fırın sistemimiz de var, doğal kurutmamız da var. Aslında teknolojiyi de bir bakıma taşımış olmuşsunuz. Tabii ki, tabii teknolojik ki de çalışıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, evet. Şüphesiz aslında Ender Bey, o kadar çok halı yıkama yeri var ki ve halıcılar var diyoruz ama bu işi merdiven altı yapan yerler de var. Biz tüketici olarak ucuz fiyat politikasına gidip onları tercih eden birçok tüketici var. Biz nelere dikkat etmeliyiz? Siz yılların tecrübesi, birikimi var. Neler aktarmak istersiniz? Ya şimdi telefon açtığı zaman şimdi şöyle bir şey, piyasada dediğiniz gibi merdiven altı çok yıkamacı var. Broşürlere önem vermesinler. Diyelim broşürü aldıkların zaman diyelim telefon açtığı yeri bir kere emasız gidip görsün. Çünkü bizim hani halı yıkamada korsanımız çok. Evet. Hani %70 korsan, %30 halı yıkama var biraz İstanbul'da. Biraz sıkıntı yaratıyor mu çok peki? Çok sıkıntı yaratıyor. Bazen de şikayetler geliyor. Hani halısı alınmış, geri gelmemiş insanlar da duyuyoruz. Evet, hani derneklerimizde de hani bizim odalarımızda da her zaman şikayetler geliyor. Çünkü evet, biz hani oda olarak halı yıkamacılar odamız var. Hani orayla her zaman irtibatta çalışıyoruz yani. Evet. Kaç personelimiz var burada? Şu anda personel olarak 6 tane personelimiz var. Evet. Peki hizmet alırken sizden insanlar ve müşterileriniz sonrasındaki garanti durumlarınız nelerdir? Yıkamaya garanti veriyoruz. Hani hı, zaten şöyle bir şey. Biz 20 senelik firmamızın hani en önemli şeyi yaptığımız iş. Hı hı. Çok önemli. En önem verdiğim iş. Yaptığım işe çok önem veriyorum ben. Hani şampuanından tut, şampuan da deyip geçmeyelim. Şampuan çok önemli bir şey. Çünkü bu sağlık açımızdan evimizde kullandığımız halı, çocuklarımız halıların üzerinde oynuyor. Bilinçsiz birçok insan var çok diyebiliriz var, o zaman, öyle var değil mi Ender tabii Bey? Tabii ki, tabii dikkat ki etmek gerekiyor bunlara. O zaman sizin de aslında birçok halı yıkamacı var diye bahsetmiştik ama sizi onlardan ayıran özellik nelerdir? Bizim onlardan ayıranın ilk önce 20 senelik tecrübemiz. Çünkü biz bunu emekle teknolojiyle yükselttik. Evet. Hani zaten ustalık belgelerimiz, hani onları ise de emek vererek kazandık bunları. Hani şimdi farkımız nedir? Kullandığımız şampuandan tut, makine ekipmanlarımızdan tut, personelin tecrübemizden tut.
Hani farkımız burada. Yaptığımız hangi halıyı iş. Nasıl yıkamanız gerektiğini ya da hangi işlemi ne yapmanız gerektiğini yıpranmadan yapmanız gerektiğini bilen bilinçli bir iş adamısınız aslında. Öyle değil mi? Peki Ender Bey, aslında bir iş yeri kurulurken çok büyük hedeflerle ve hayallerle kurulur ya. Siz yapmış olduğunuz işi çok seviyorsunuz. Belli ve çok da benimsemişsiniz. Çok düzgün ve kendinizi olmasını istemediğiniz hiçbir şey hizmetinize vereceğinizi sanmıyoruz. O da bize yansıyor ama. Evet. Hedefler bir bitmiyor. Öyle değil mi? 20 yıl öncesine dayanacak olursak ve şu anda günümüze kadar hedeflemiş olduğunuz yerde misiniz? Farklı projeleriniz var mı? Şimdi 20 senelik verdiğimiz şeyde hedeflediğimiz daha da projelerimiz var. Evet. Yok değil. Yani şimdi halı yıkama olarak hedeflediğim yerdeyim şu anda. Ama ta ilerisini istersen tabii isteriz. Hani teknoloji nerede? Biz orada. Evet, daha da hani bireysel hani müşterimize karşı teknoloji neyse biz her zaman yenilikten yanayız. Evet, araştıran bir kişiliğiniz var. Tabii. Peki son olarak da sizi destekleyenlere, müşterilerinize, size hizmet verenlere ve personellerinize söylemek istediğiniz sözlerinizi alalım, kapanışınızı yapalım Ender Bey. Şimdi müşterilerimize bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah onları utandırmamışızdır. Personel gelirken personelime ayrı ayrı çok teşekkür ederim hepsine. Hani biz de hep beraber çünkü bir havuzun içinde beraber çalışıyoruz. Evet. Hani çünkü sonuçta hepimiz ekmek için çalışıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyorum emeklerine. Bu evet. kadar. Peki biz de Dadaş Halı'ya çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgileri. Bahçeli Evler'de Dadaş Halı öncelikle izleyicilerimize bunları da belirtelim. Ve çevresine de hizmet veren siz biri olarak hiçbir şey olmasa bile çayınızı kahvenizi buraya görmeye davet edelim onları. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını, hedeflerinize ulaşmanızı diliyorum sizden. İyi günler Ender Bey. İyi günler, sağ olun. Hoşçakalın.